Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Türkistan şehrini ziyaret etti. İşte bu ziyaret sırasında da Nazarbayev Türkistan Uluslararası Havalimanı açılış törenine katıldı. Yeni inşa edilen çeşitli turistik mekanları da ziyaret etti. Elbaşı ve Türkistan'ın daha da geliştirilmesiyle ilgili planı inceledi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Nursultan muhabirimiz Güzel Zaytova karşımızda. Hem Kazakistan'da hem de bölgede Orta Asya'da yaşanan gelişmelerin ayrıntılarını, özetini senden alalım. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev Türkistan'ı ziyaret etti. Biliyorsunuz 2 yıl önce 2018'de çok önemli ve tarihi bir karar alınmıştı. Türkistan'a eyalet statüsü verilme kararı alınmıştı ve o günden bu yana Türkistan bölgesini, Türkistan'ı geliştirmek, kalkındırmak için pek çok önemli adımlar atılmakta ve pek çok sayıda çeşitli projeler hayata geçirilmekte ve bu projelerden biri de Türkistan Uluslararası Havalimanı inşa edilmesi oldu. İşte dün sizin de belirttiğiniz gibi Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreni düzenlendi ve bu törene kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev de katıldı. Türkistan ziyareti sırasında Nursultan Nazarbayev ayrıca yeni tesisleri ve yeni turistik mekanları da ziyaret etti ve bunun yanı sıra Türkistan'ın kalkınması ile ilgili, daha da geliştirilmesi ile ilgili bir planı inceledi. Ayrıca Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir araya geldi, bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ikili görüşmelerin mevcut durumu ve geleceği konuları ele alındı. Bunun yanı sıra Türk Konseyi çerçevesinde entegrasyon konusuna da değinildi. İşte dediğim gibi 2 yıl önce çok önemli bir karar alındı. Türkistan'ın zaten Türk dünyasının manevi merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Nursultan Nazarbayev, Türkistan'ın artık Orta Asya'nın entegrasyonu için bir platform şeklinde hizmet vermesi gerektiğini ifade etti ve bu nedenle Türkistan'da çeşitli uluslararası forum, konferans ve zirvelerin düzenlenmesi gerektiğini de vurgu yaptı ve bu bağlamda Nursultan Nazarbayev, salgınla ilgili durum eğer iyileşirse Mart ayında Türkistan'da Türk dili konuşan ülkeler zirvesi yapılabilir ifadesini de kullandı. Koronavirüsle ilgili rakamları aktaracak olursak Coşkun Özen, Kazakistan'da toplam görülen vaka sayısı 107.833'e yükselirken Özbekistan'da vaka sayısı 55.776'ya ulaştı. Kırgızistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 46.355 olarak gerçekleşti. Bu arada Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıklara da kısaca değinmek istiyorum. Rusya'da bulunan ve Özbekistan'a dönemeyen yaklaşık 200 Özbekistan vatandaşı Volgograd yakınlarındaki bir camiye yerleştirildi. Şu anda Rusya'dan Özbekistan'a dönmek isteyen Özbekistan vatandaşları için haftada bir kez tren seferleri düzenlenmekte ve bu bir kez tren seferinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Zira paylaşılan bilgilere baktığımızda Rusya'da tren istasyonlarında sıra oluşmakta ve Rusya'dan Özbekistan'a dönmek isteyen Özbekistan vatandaşlarının sayısı oldukça yüksek. Öte yandan Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov'un bugün Tacikistan'da düzenlenecek olan Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 7. toplantısına katılacağı bilgisi paylaşıldı ve son olarak da Coşkun Özen, biliyorsunuz Kazakistan'da bu yıl ünlü Kazak şair ve düşünürü Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yıl dönümü kutlanmakta ve bu kutlama etkinlikleri çerçevesinde Abay eserleri pek çok çeşitli dillere çevrilmekte. İşte Abay eseri Özbek diline de çevrildi ve Özbekçe dilde artık kitapları, Abay'ın kitapları tanıtıldı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Güzel Zaytova aktardı Nursultan'dan tüm bu gelişmelerin Orta Asya'daki detaylarını.